bir şey mi oldu yoksa? Evet Toprak. İyi mi yengen? Merak ettik biz. Yengen. Vallahi İkbal Hanım haklı. Ya böyle bir şaşırmış bir halin var senin. Yoksa bütün bir şey yemedin mi sen? Aferin kızım sana, aferin. Ya aç kalınca kan şekerin düşüyor, bilmiyor musun? Allah'tan da yemek hazır. Hadi hepimiz yemeğe, yemeğe. Evet, evet. Bir an önce yemeğe oturun. Onun da hastanede aklına gelmemiştir bir şeyler yemek. Hadi o zaman. İkbal Hanım koşun, lale düştü. Deme, Firuze! Anne, lale düşmüş, yanına gideceğim. Ay, babaannesi var, ilgilenir. Bak şimdi, Ayşe yengen için hasta dedim evdekilere. Karaciğerine bir şey olmuş diye biliyorlar. Sen de onun yanına hastaneye gittin, tamam mı? Nasıl yani? Ya Allah Allah, anlatıyorum ya kızım sana. Eğer sana soracak olurlarsa ağzımız bir olsun. İnanamıyorum anne, sen yalan mı söyledin? Aa, sanki keyfimden yalan söyledim. Allah Allah. Hesapta bir bakıp geliyordun kapıdan. Gittiğin yerden dönmek bilmiyorsun maşallah. Anne, ayakta duracak hali yoktu. Öyle mi bırakıp gelseydin? Ay sana ne? Sana ne? Anası mısın, danası mısın? Bırak. Hem telefon açıyorum, telefonun da kapalı. Ya kocana da bir şey söylememişsin. Herkes bana soruyor Toprak nerede diye. Ha bu da senin yalan söylemen için bahanem mi yani? Bilmiyorum deseydi çıksaydın işin içinden. Anne, sen böyle yapmakla beni ne kadar zor durumda bıraktığını farkında mısın? Aa, sen beni ne hale soktun farkında mısın? Ya sabahtan beri hop oturup hop kalktım. Öyle kocana gütte gütte laf söylemesini biliyorsun. Tamam, söz. Bir daha görmeyeceğim. Ama sabahında koştura koştura gene hastaneye gidiyorsun. Yok anne, yok. Kusura bakma, ben kocama yalan söyleyemem. Bana bak, ben bu yaşıma kadar hiçbir lafı eğip bükmedim. Sırf kocamla aram bozulmasın diye böyle yaptım. Eğer beni bozarsan, seni çok kötü yaparım. Ben düdünüm yanında bu yaşımdan sonra böyle maskara olmak istemem. Bitti mi? Gidebilir miyim şimdi Lale'nin yanına? Tamam, güzel kızım. Geçti benim güzel kızım. Babası yanında tabii, geçti. Ay teyzeciğim. Aşkım, tamam geçti, merak etme. Ne oldu, nesi var? Nereden düşmüş? İyi kızımız, Toprak annesi iyi. Hadi siz yemeğe geçin, ben geliyorum. Tamam, hadi. Hadi. Olsun. Teşekkür ederiz, sağ ol. Evet.
Toprak? Bahsetmedin yengenden. Nasıl durum, iyi değil mi? Yani çıkarttın hastaneden. Çıkarmışlar çocuğum tabii. Dedim ben zaten size karaciğerinden rahatsız diye. Şimdi daha iyidir. Değil mi yavrum? Peki nesi varmış karaciğerinin? Ağrısı vardı, test yaptılar. Peki test sonuçları çıktı mı? Hastane yavrum, tahliller hemen çıkmaz. Daha belli olmamıştır. Değil mi kızım? Olmadı. Hangi hastanedeler peki? Belki tanıdık bir doktor falan vardır. Devlet hastanesinde. Aşk olsun Toprak. Söyleseydin bir özel hastaneye yatırsaydık yengeni. Devlet hastanesinde geç çıkar sonuçlar. Evet. Ya da ne bileyim, eğer istersen tanıdık bir doktor falan ayarlayayım ben. Ay yok çocuğum, yok. Ay amcası çok hassastır. Böyle kendi yanında kavrulsun ister. Şimdi böyle kırılır, alınır. Ama çok dikkat etmek lazım Dünür Hanım. Benim diyetisyen yediğimi içtiğimi kalem kalem yazdırıyor. Ay benim yengem nerede? Ne bulsa götürüyor. Homini gırtlak. Ne yaparsın? Mürvet, çorbalar bitti. Şu yemeği getir de biz de homini yapalım. Buyur hanımım. Hı? Getirdim. İçti mi ilacını? İçti. Dediğiniz gibi tostu da yaptım. Biraz yüzü buruldu ama çok şükür yedi. Yedim ama değil mi? Tanırım ben Zümrüt Hanım'ı. Sakın ola elini üstünden çekme, olur mu? Hiç merak etmeyin Necip Bey. Hep peşinde dolanıyorum ben. İçki içmiyor değil mi? Yasak biliyorsun. Bünyesini zayıflatıyor Ömer'e. Yok, dediğiniz dakika kaldırdım hepsini. Zaten elini bile sürmüyor. Yok, bunu fark etmedi ki. Aramadı bile. Tamam kızım. Sakın aradığımı belli etme. Bilmesin takip ettiğimi. Bir şey olursa da hemen ara beni. Peki Necip Bey. Dünürcüğüm, şu suyu uzatıversene. Tabii. Bak gör, kolesterolü yüksek çıkacak yengenin. Hayır, bir yaştan sonra insan yediğine, içtiğine çok dikkat etmeli. Hayır, bir ipin ucu kaçtı mı yandı gülüm keten elma. Sağ olsun, Toprak çok hassas bu konuda. Sofrada hep sağlık demekler olacak, öyle değil mi karıcığım? Ben bir Lale'ye bakayım, aklım kaldı da. Lale uyuyordu da ben uyandırmamak için girmedim içeri. Bayağı kötü de gözüküyorsun. Bu yengen bayağı etkiledi seni. Üzülme bu kadar hayatım. Yani biz elimizden gelen her şeyi yaparız onun için. Gerekirse en iyi doktorları falan götürürüz. Sağ ol eşim, teşekkür ederim. Biz de gidiyoruz oğluşumla. Uykusu geldi malum. Sonra görüşürüz. Olur, görüşürüz. Oh.
Zümrüt Hanım, ilaçlarınızı getirdim. Koy oraya. İyi misiniz? Eğer bir şeye ihtiyacınız olursa ben aşağıdayım. Bana seslenin lütfen. Sadece yalnız kalmak istiyorum. Giderken de ışıkları kapat lütfen. Oluşum, sen iyi geceler dedin mi babuşkoya? Hadi iyi geceler. İkiniz de huzurlu uyuyun. Size de iyi geceler. Oluşum, şimdi baba gitti diye üzülme, tamam mı? Ağrısı vardı, test yaptılar. Hastane yavrum, tahliller hemen çıkmaz. Daha belli olmamıştır. Değil mi kızım? Olmadı. Hangi hastanedeler peki? Belki tanıdık bir doktor falan vardır. Devlet hastanesinde. Çünkü bundan sonra babişko hep bizimle olacak. Hadi gidelim biz de. Aşkım. Benim oğlum nasıl günden güne büyüyor böyle? He? Vallahi kocaman oldu Benet. Hayatım. Bir şey mi oldu? Canın mı sıkkın senin? Yo, yoruldum sadece bugün biraz. Ha. Dur bak, o zaman belki bunlar senin keyfini yerine getirebilir. Ne bunlar? Ürgüp'e biletlerimiz. Yıl dönümünde kızının yanında olmanı istiyorum. İyi olur değil mi? Çınar, bunu yapmak zorunda değilsin. Biliyorum hayatım ama ben istediğim için yapıyorum zaten. Bak, belki evvelinde senin hayatında yoktum. Ama bundan sonra ölene kadar senin yanında olmak istiyorum. Elini tutmak istiyorum. Ne olursa olsun. Sana söz veriyorum Toprak. Hadi ben duşa giriyorum. Yokken bu yalana bulaştım. Ne olur yardım et. Elimi ayağımı karıştırma ne olur. Güzel. Hemen paketleyin lütfen. Bir de size verdiğim adrese hemen bir arkadaş gönderin. Bir an önce teslim etsin ürünü. Tamam efendim. Ben hemen hazırlatıyorum bunu.
Günaydın. Günaydın. Bunları mı katlıyorsun? Ya bıraksaydın kızlar yaparlardı. Olsun, ben erken uyandım, oyalanayım dedim. Çok yaşa. Ben de mi göreyim? Hadi ben çayı koyayım, kahvaltı yapalım. Tamam, kahvaltı yapalım ama dışarıda. Baş başa. Evde yapsak olmaz mı? Hayatım, bak birincisi hava çok güzel. İkincisi ben artık seninle yalnız kalmak istiyorum. Ha? Olur mu? Olur tabii. Tamam, süper. Gel babaanneye gidelim. Seni babaanneye götüreyim. Gel aşkım benim. Günaydın. Günaydın Zümrüt Sultan. Günaydın tatlım. Size de bir tost yapayım mı Zümrüt Hanım? Vallahi bunlar süper olmuş anne. Sana afiyet olsun şekerim. Ben istemiyorum. Bana hemen bir kahve lütfen. Önce bir şeyler yeseydin anneciğim. Hayatım biliyorsun, hemen yemek yiyemiyorum. Halime. Kahve dedim. Necip amca nerede? Akşam görmedim onu. Bir işi çıktı, erkenden gitti. Sabah sabah karga yemedi daha. Bas zile bas. Ben de sana basacağım şimdi. Kimsin kardeş? Ne yapan önünüzde sabahın köründe? Ne bu elindeki? Günaydın. Beyefendi siz içeri bırakabilirsiniz. Senin ne işin var burada? Önce bir günaydın de. Nereye koyayım efendim? Oraya bırakabilirsiniz. Tabii. Şunu da buyurun. Çok mersi. Teşekkür ederim. De bakalım nereden çıktı bu hayırseverlik? Aa, aşk olsun, üşüyorsun diye ısıtıcı aldım sana tatlı. Allah Allah. Ucu sana dokunmasa yaralı parmağı işemezsin sen. Niyetini desen de sabah sabah yormasan bünyeyi ha? Oğlumla kızım bir aradayken çok huzurlu oluyorum. Birlikte oynamaları çok mutlu ediyor beni. Tabii ben tek çocuk olarak büyüdüğümden hep bir kardeş eksikliği yaşamışımdır. Onlar bunu yaşamasını istiyorum. Ne oldu hayatım, beğenmedin mi yemeği? Yok, beğendim de doydum ben. Doydun mu? Dokunmadım bile. Yani dün akşam da bir şey yemedin. Senin canın bir şey mi sıkkın? Değil. Ha, yengeni düşünüyorsun tabii. Dur, amcanı arayıp soralım bakalım yengenin durumu nasıl olmuş. Arama. Yani saat daha çok erken. Onlar uyanmamışlardır. Peki aşkım, nasıl istersen. Çınar, ben bu omleti yemedim. Sana versem, ben peynir ekmek yemek istiyorum. Yok hayatım, kalsın tabağında. Ben daha kendi omletimi bitirmedim. Hem ben düşündüm de, hastalık tabii malum. Yani amcanlarını biraz sıkıntıya sokmuştur. Bir şeye ihtiyaçları varsa ben karşılamak istiyorum. Yok, çok sağ ol. Ama sigortası var amcamın. Ama hayatım, sigorta her şeyi karşılamaz ki. Belki ekstra bir şey çıkmıştır. Yok Çınar. Halletmiş onlar her şeyi.
Dahli sonuçlarını da aldılar. Teşekkür ederiz. Peki aşkım. Ama gene de bir şeye ihtiyaçlar olursa ne olur söyle bana. Tamam mı? Halini bir görecektin. Yani Çınar yengen nasıl diye sordukça kızardı, bozardı. Nereye gireceğini, ne yapacağını şaşırdı resmen. Ve sonunda ne oldu? Senin o kanatsız meleğin Toprak var ya, şeytana uydu ve yalan söyledi. Senin yanlışın vardır. Kör bıçakla kessen yalan söylemez Toprak. Sen öyle san. Ya kaç yıllık karımı bana mı anlatıyorsun? Çocukluğunu bilirim ben onun. Dünyayı versen tek kelam yalan alamazsın ağzından. O Toprak köyde kaldı tatlım. Burası İstanbul. Buraya insan gelince öyle bir değişmeye başlar ki aklın şaşar. Üstah diyorsun yani. Hayır şimdi Şeref anne de doğrucudur da onu daha bir şaşırdım yani. Her şey aynı sana anlattığım gibi oldu. Hatta Çınar bu hastane olayını öğrenince ben kıyametleri kopartır diye düşünüyordum ama böylesi daha da işimize geldi. Toprak Hanım'ın yalanıyla tek perdelik oyunumuz şimdi bir şenliğe dönüştü. Biz istedik bir göz, Allah verdi iki göz hesabı. Aynen öyle. İyi de sen benden ne istiyorsun şimdi? Şimdi siz hastanede beraberdiniz ya tatlım. Bizim de bu eğlencenin tadını çıkartabilmemiz için sizin hastanede beraber olduğunuzu kanıtlamamız lazım, değil mi? Çınar. Çınar. Senin canın bir şey mi sıkkın? Dün Necip Bey aradı beni. Birlikte yemek yedik. Zümrüt Hanım'dan boşanıyormuş, bunu söylemek istemiş bana. Neden peki? Yani kadın hasta, Necip Bey de karısıyla çok ilgili gözüküyordu. Bir sorun mu var? Bilmiyorum ki. Zaten çok şaşırmadım. Yani evlenmeleri daha tuhaf gelmişti bana. Vallahi ben şaşırdım. Ne bileyim Necip Bey ortada bir sebep olmasa böyle bir karar almaz. Hele de ortalıkta böyle bir hastalık varken. İşte bu da benim aklımı daha çok karıştırıyor. Dünden beri düşünüyorum annemle bir ilgisi var mı diye. Necip Bey ve annem. Tekrar birlikte olmak için karşıma gelirlerse buna tahammül edemem ben. Yok, sakin ol. Önce işin aslını öğren. Şimdiden canını sıkma. İyi de nasıl öğreneceğim ki? Yani annemi arayamam, onu soramam. Necip Bey'e sor. Hem en doğru cevabı ondan alırsın. Sonra bir kağıt imzalattılar. Tedaviden sonra. Taburcu şeyi mi dedi? Hasta refakatçi kağıdı mı? Güzel. Başka ne var? Ana! Bütün masrafı o ödedi ya. Ya. Yani fatura Toprağın ismini kesildi. Akıllı kadınsın mesela. Yani bu kağıtların hepsi Toprağın orada olduğunun ispatı değil mi? Güzel. Bu yalanların üstünü örtmek için daha da fazla yalan söyleyecek. Zaten insan bir kere yalan söylemeye başladı mı bunlar da arkası kesilmez. Tecrübeyle sabit diyorsun yani. Konuyu sulandırmayalım lütfen. Çınar da bunu öğrenince... Senin dört gözle beklediğin gürültü kopacak. Ne gürültüsü? Kıyamet kopacak. Çünkü Çınar sadece karısının ona yalan söylediğini öğrenmeyecek. Aynı zamanda hiç istememesine rağmen sizin görüştüğünüzü de öğrenecek. Böylelikle güveni de azalmış olacak ona karşı. Bu evlilik de biter herhalde. Arkadaş sendeki bu akıl şeytanı iflas ettirir ha. En sonunda Çınar bana kalınca üzülen ve terk edilen toprağa teselli etmek kime düşecek tatlı? Bana. Aferin. Evet. O zaman hadi. Bir an önce git evrakları al. Bana da kuryeyle yolla hemen. Orada bir dur bakalım. Daha dünkü işin parasını ödemedim. Bu
sobayla fitleştik sanıyorsan avucunu yalarsın. O piyangodan çıktı. Hem ben bu halde bir yere gidemem. Her yanım sızlıyor. Koca kaza atlattık, kolay değil. Affedersiniz beyefendi ama burada planları ben yaparım. Uygulamayı da siz. Konu mankeni değilsiniz değil mi? O yüzden söylediğimi yap. Ah. Geri kalanını da evrakları teslim ettikten sonra vereceğim. Yalnız bak bu dünkü iş ayrı, bu kağıt kürek işi ayrı. Ay amma para gözsün ya, iğrenç adam. Kapıyı kapat. Öğleden sonra müsait değilim aslında. Yani bir sürü toplantım var. Akşam üzeri görüşsek. Benim de bir işim var öğleden sonra. Ne zaman biter kestiremiyorum. Ben seni arasam olur. Tamam, tamam. Ben sizden haber bekliyorum o zaman. İyi günler Necip Bey. Tamam oğlum, iyi günler. Ne oldu? Şimdi görüşelim diyor ama... Yani benim de şirkette çok işim var. Üst üste toplantılarım var. Burnumu çıkaracak vaktim yok şirketten. Biz de işlerimiz bitince konuşuruz dedik. Bakalım. Ama bence iyi oldu aradığın. Yani böyle kendini yiyip bitireceğine konuşup doğruyu öğrenmen en doğrusu. Göreceğiz bakalım. Duyduklarımın ne kadar hoşuma gidecek. Allah'ım milim kımıldamıyor. İnanamıyorum ya. Kaldık böyle. Sen geç mi kalıyorsun? Yok ama bu gidişle kalacağım gibi. Yani seni eve bıraktıktan sonra kapıdan bir oğlumu göreyim istiyordum ama... trafikte mümkün gözükmüyor. Çınar, ben ineyim burada taksiyle giderim eve. Sen şimdi sıkıntıya girme hiç. Yok artık Toprak Hanım. Karımı evimize bırakacağım tabii ki de. Bir daha girmeyeceğim bu yola. Hep tıkanıyorum. Yok hanımefendi. Ama isterseniz kır çiçeklerimiz var, gül var, papatyamız var. İyi tamam, gül olsun. Kaç tane? 12 tane olsun ama bunlar çok solmuş. Elimizdekiler bunlar abla ama isterseniz papatyalarımız taze. Yok yok tamam, gül olsun. Kartla kalem alabilirim değil mi? Tabii. Şey, ya benim yerime siz yazabilir misiniz acaba? Ama benim yazım kargacık burgacık abla, okunmaz ki şimdi. Olsun olsun, sorun değil. Senin yardımın olmasa... Paranın gözünü seveyim arkadaş.
patron. Ben de tam sana hayır duası ediyordum. Isıtıcıyı açtım da. Bana bak, sıcağın karşısında gelişip işini ihmal edeyim deme. Sen ensemdeyken ne mümkün? Söyle, ne geldi aklına? Benim sayemde çok ince ve düşünceli bir adam oldunuz Sıtkı Bey, haberiniz olsun. Nasıl oldu o iş? Senin adına toprağa bir demet çiçek gönderdi. Anlayacağın eski karına yardımları ve şefkati için teşekkür ettim tatlım, tamam mı? Haberin olsun. Vay, çok şanti hareket olmuş. Hadi bakalım. Öyle tabii. Sen de oyalanma, bir an önce çık evden. Görüşürüz. Hemen iniyor Zümrüt Hanım. Ne alırdınız? Ben bir kahve rica edeyim canım. Oo, Reyhancığım. Kusura bakma, beklettim. Yukarıda biraz dinleniyordum. Buyur. Asıl sen kusura bakma hayatım. Ziyaretim böyle plansız gelişti ama. Anlıyorum. Konu neydi? Şirketle ilgili. Malum, Yeşim de sen de bugünlerde pek şirkete gelmiyorsunuz. Çınar'da yeni bir ortaklığa giriyor. Ne güzel. Dolayısıyla holdingde işler artacağı için beni geri çağırıyor. Hayırlı olsun. Ben de düşündüm, taşındım. Süper bir teklif getirdim sana. Dinliyorum. Taşkıran şirketini Ilgazlara satmaya ne dersin? Hem de ederinden daha fazla bir tutara. Kahvelerinizi getirdim. Mersi. Böyle bir teklif için biraz düşünmem gerekiyor. Tabii, teklifin ayrıntıları dosyada yazılı. İncelersin, sonra gene konuşuruz. Sonra bakalım. Abim evde yok mu? Gelmişken onu da bir göreyim. Kızım sen kafasını sağlam tut, ben damlatayım. Ay dur çocuğum, aman. Kızım ıslak bez getir, her taraf ilaç oldu. Durun, ben getiririm şimdi. Sağ ol. Yok Firuzem, yok bir şey, yok bir şey bebeğim. Oh benim güzel torunum. Aa, kızım ıslak mendiller nerede? İkbal Hanım'a lazım oldu da. Aa, ben götürürüm Şeref Hanım. Hadi sen bekletme kızım. Ben kapıyı açarım. Tamam. Remzi? Ay sen nereden çıktın? Piyangodan. Sen yetişebilecek misin toplantına? Yetişirim herhalde. Hadi akşama görüşürüz. Görüşürüz, kolay gelsin. Niye geleceğini haber vermedin? Ya sorgu sualim bittiyse gireyim içeri. Hadi şöyle bir biraz müsaade et. Aa, baba? Toprak! Kızım! Hoş geldin. Gel. Dediğim gibi dosyayı inceledikten sonra beni ararsın. Kendimi iyi hissettiğim bir ara okurum. Ha, bu arada abimin kulüpte olduğu yalanını yemedim. Yalan mı? Nereden çıkardın? Bir şeylerin ters gittiği ortada. Bir kere kendini eve kapatmışsın, üzgünsün. Moralini bozan şeyin hastalık olmadığı çok ortada. Abimle aranız bozuk galiba. Hafiye gibisin Reyhan.
Madem bu kadar meraklısın, bence hiç sıkıntıya düşme. Abini ara, öğren. İzinle, şimdi dinleneceğim. Görüşürüz. Görüşürüz. Keşke haber verseydiniz geleceğinizi Remzi Bey. Bir şeyler hazırlardık. Ay vallahi bana da haber vermedi ki. Ay kapıda görünce şaşırdım kaldım. Allah Allah. İnsan evladının evine merasimle mi gider? Değil mi kızım? Öyle tabii. Anam da gidince yanımdan iyice yalnız kaldım memlekette. Her köşesi ayrı yaktı canımı. Ben de yetiversin deyip kalkıp geldim. Ah, buyur oğlum. Önce Remzi Bey'e ver kızım. Peki efendim. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sağ ol çocuğum. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Televizyonun maçı var mı? Bilmiyorum. Yok, damat kıymıştır paraya. Ya bunda maç seyretmesi ne zevkli olur kim bilir. Dünür Hanım. Yani o yalıdan sonra buraya alışabildiniz mi? Siz öyle püfür püfür boğaz havasına alışmışsınızdır. Buranın sakinliği, huzuru her şeye değer efendim. He. Kaç odası var ki buranın? Ya hanım, ya bir gezdirsene kızımın evini bana. Ay, acelen ne Remzi? Sanki teftişe geldin. Önce bir kahveni iç. Doğru. Nasıl olsa artık buradayız. Kızım, bir su getir versene babana. Hadi kap gel. Getireyim baba. Toprak Hanım, bunlar size gelmiş. Ay, Çınar'dan mı? Bilmem. Mürvet abla, bunu babama götürür müsün? Tabii Toprak Hanım. Senin o merhametli ellerin olmasa ben iyileşemezdim gülüm. Aman, aman ne güzel çiçekler bunlar. Vallahi oğlum diye söylemiyorum. Çok ince ruhludur Çınar'ım. Aman da pek severmiş karısını. İşi gücü senin yüzünü güldürmek. Aman. Allah nazarlardan korusun. Oh, mis. Hoş geldin Tolgacığım. Nasılsın? Teşekkür ederim. Merve nerede? Gelmedi mi daha? Ben biraz erken geldim. Aradım, birazdan gelecek. Tamam o zaman. Sana içecek bir şeyler söyleyeyim. Ben de bir telefon edeceğim, olur mu? Tamam, ben hazırlıklarımı yapayım bu arada. Tamam evet. Canım. Yoldasın değil mi? Hayır, şirketteyim. Ayrıca niye yolda olayım ki? Aşk olsun Çınar ya. Sakın unuttum deme şimdi. Bugün Bebek Dergisi'yle röportaj vardı ya. Haklısın. Tamamen aklımdan çıkmış. Hay Allah ya. Erteleyemez miyiz eşim? Yapma Çınar ya. Nasıl iptal edeyim? İnsanlar burada hazırlanıyorlar şu anda. Üstelik bu tarihi için tutturan sendin. Biliyorum, biliyorum. Da çok önemli bir toplantının ortasındayım eşim, çıkamıyorum ki. Erteleyemez miyiz eşim? Başka bir günü falan ayarlayamam Çınar. Hem bebeği de böyle bir durum için hazırlayamam bir daha. Zaten yeterince gerildi çocuk. O yüzden bir an önce gel halledelim şu işi. Tamam, tamam geliyorum tamam. Mehmet Bey, bir gelir misiniz?
Hayırdır? Yeşim aradı beni. Ona sözüm vardı. Tamamen aklımdan çıkmış. Benim yerime sen devam et. Toplantı olur mu? İyi, tamam. Hanımlar, beyler, kusura bakmayın. Benim çok önemli bir işim çıktı. Toplantıyı bırakmam gerekiyor. Mehmet Bey benim yerime devam edecek. İyi çalışmalar. İyi günler sizin. Oh, biraz sünmüşler ama tabii kim bilir ne zaman sipariş etti. Hadi bakalım. Çınar'la konuşmaya gidiyorum. Ay ne konuşacaksın ki? Dün olanları anlatacağım. Ay delirdin mi kızım sen? Derssiz başına iş mi açacaksın şimdi? Anne derssiz hali bu mu Allah aşkına? Dün resmen hiçbir şey anlamadan yalancı durumuna düştüm. Kimse bir şey sormasın diye odamdan dışarı çıkmak istemiyorum. Bir de üstüne yetmezmiş gibi kayınvalideme yalan söylemek zorunda kaldım. Ay. Ben, inanabiliyor musun? Ben yalan söyledim. Ne dedin ki? Sıtkı teşekkür etmek için eve çiçek göndermiş. Şey. Yüz buldu tabii. Annem de Çınar'dan geldi sandı. Ben de durum nasıl budur diye izah edemedim. Kaldım öyle. Hah, iyi. Bozmadın yani. Anne ben sana hakikaten inanamıyorum. Ay, Toprak, böyle celallenip fırlama kızım. Bir sakin ol. Yani düşünelim. Vallahi sonra çok pişman olacaksın. Sence bunun düşünecek bir tarafı kaldı mı anne? Çınar bana o kadar çok güveniyor ki yalan mı söylüyorum, doğru mu söylüyorum şüphe bile etmiyor. Yengenlere yardım edelim dedi, sustum kaldım, hiçbir şey söyleyemedim. Sırf yüzüm gülsün diye örgübe bilet almış. O benim için bunları düşünürken ben ona nasıl yalan söylerim? Anne hiçbir şey söyleme, sus. Ben şimdi Çınar'a gidiyorum ve her şeyin aslını anlatıyorum. Başka türlüsünü yapamam. Ay, Toprak! Sana hepsini bir yere böyle elinde nereye sokacağım diye dolanıp durursun işte. Mehmet abi. Toprak hoş geldin. Hoş bulduk. Ben Çınar'a gelmiştim. Müsait mi acaba? Yok Çınar şirkette değil. Yeşim telefonla arayınca toplantıyı bırakıp gitti. Yeşim mi? Allah Allah ne oldu ki? Çınar Berk'e mi bir şey oldu? Yok hayatım yok. Önceden bir planları mı ne varmış? Yeşim arayıp hatırlatınca o da işi gücü bırakıp gitti. Ama senin bundan haberin yoktu galiba.
Dilerseniz önce röportaj yapalım. O esnada fotoğraf çekelim. Sonra özel fotoğrafları tekrar çekeriz. Olur tabii ki. Şimdi gelir bulmuş. Getir şiarımı. Aman da benim aslan oğlum. Bakayım benim aslan oğlum, yakışıklım. Vallahi hiç alçak gönüllülük yapamayacağım. Oğluşum o kadar yakışıklı ki. Aynı babasına çekmiş. Estağfurullah. Çok tatlı bir bebek gerçekten. Annelik babalık da size çok yakışmış ayrıca. Teşekkür ederiz tatlım. Anneliğe kolay alışabildiniz mi? Gerçeği söylemek gerekirse anneliğin bu kadar ciddi, bu kadar zor bir iş olduğunu hiç tahmin etmemiştim. Yani çocuk doğurduktan sonra otomatikman gelişir zannediyordum ama hiç düşündüğüm gibi olmadı. Ben becerebiliyor muyum bilmiyorum ama oğluma çok düşkünüm. Onun için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Yeşim gerçekten çok iyi bir anne oldu. Yalan konuşmayayım. Ben bu kadarını beklemiyordum açıkçası. Oğlumuz için çok fedakarlık yapıyor. Bu da beni çok şaşırttı. Yapma Çınar. Sen yanımızda olmasaydın bu kadar başarılı olamazdım ben. Senin sayende atlattık. Birinden yardım alıyor musunuz Yeşim Hanım? Aslında alması gerekiyor ama izin vermiyor. Yani Yeşim bugüne kadar bulduğumuz hiçbir bakıcıyı beğenmedi. Hep oğlumuza kendi ilgilenmek istiyor. Çınar beni şımartıyor. Aslında o hep yanımızdaydı. Hem bir de sana bir sır vereyim mi? En büyük yardımcım Toprak'tı gerçekten. Eşiniz değil mi Toprak Hanım? Evet, Çınar'ın eşi benim de en yakın arkadaşım. Ne zaman yardıma ihtiyacımız olsa hep yanımızdaydı. Hem çocuklar konusunda öyle bilgili ve öyle ilgili ki... bu da bizim için çok büyük bir şans tabii ki. Ben sonra oğlumu göreyim istiyordum kapıdan ama pek mümkün gözükmüyor. Önceden bir planlarım ne varmış? Yeşim de arayıp hatırlatınca toplantıyı bırakıp gitti. Buyurun Toprak Hanım. Teşekkür ederim, ben yürüyeceğim biraz. Çok güzelmiş burası, bahçesi falan. Kaç metrekare ki burası? Üstüme iyilik, sağlık. Ben ne bileyim Remzi Bey, sormak aklıma gelmedi. Ya ya, buraya bayağı bir apartman dikilir. Bir kadın da kendin oturursun, öbürküleri de kiraya verirsin. Oh, mis ha! Kaça kapattınız burayı? Ya abi. Aa bak, Dünür Hanım, üşüttünüz galiba. İçeri girin, soğuk alacaksınız. Ben bir kızlara bakıp gelirim Dünür Hanım. Tamam. Maşallah da var ama kadının da adamı değil galiba. Baksana hemen öksürüp tıksırmaya başladı. Kadına dokunan hava değil, sensin. Ya geldiğinden beri vıdı 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 yedim bitirdim beynimizi canım. Ne dedim ben şimdi ya? Ya bırak sen milletin malının mülkünün peşinde koşmayı da ne demeye geldin torununun ölüm yıl dönümünde buraya? Toprakla Çınar Ürgüp'e gidiyor. Ya orada olsaydın çocuklara bir faydan dokunurdu. Ürgüp'e mi? He. Şimdi Merve'yi röportajı kısa tutmasını söylemiştim ama inşallah geç kalmadı. Hayır, sorun değil. Hem çok iyi oldu aradan çıkardığımız bu röportaj işine. Hem sana da çok teşekkür ederim. Toprak için söylediklerinden dolayı. Rica ederim canım. Seni memnun etmek için söylemedim. Gerçekten böyle hissettiğim için söyledim. Hem Toprak'ın saçma sapan şeyler üzülmesini istemem. Hele benimle ilgili bir şeyden hiç istemem. Görüşürüz. Sağ ol. Efendim? Yeşim Hanım, ben Murat. Çiçekçi. Teslimatı yapınca ara demiştiniz. Ben de öğlen gibi elimle teslim ettim. Haberiniz olsun diye aramak istedim. Aa harika, tamam, teşekkürler. Ya Yeşim. Bir şey mi oldu? Senden bir şey rica edeceğim.
Bu röportaj çıkana kadar toprağa bahsetme, olur mu? Yani onun okumasını ve öyle öğrenmesini istiyorum. Özellikle senin söylediklerini okuduğu zaman yüzündeki tebessümü ben görmek istiyorum. Tabii tabii, nasıl istersen. Sağ ol. Efendim Necip Bey. Evladım, benim işim bitti. Sen de müsaitsen gel oturalım. Tamam, tamam. Neredesiniz siz? Oteldeyim oğlum. Otele gel. Tamam, geliyorum. Tamam, görüşürüz. Yahu, ne işleri var Necip'te? Otur oturduğunuz yerde. O kadar yoldan kalkmış gelmişim. Beni bırakıp gidiyorsunuz. Olacak iş mi? Telefon icat edileli çok oldu Remzi Efendi. Keşke haber verseydin. Hem sen merak etme. Senin ipini bırakıp bir yere gitmeye niyetim yok benim. Toprakla Çınar yalnız gidecekler. Ortalık tutuşmuş, yangın yerine dönmüş. Bunlar da gidip yakacaklar kendilerini, ha? Ya senin aklına şaşayım be kadın. Hadi kız düşünemedi. Kocası da önünü ardını hesaplayamadı. Sen nasıl müsaade edersin? Anlamadım ki. Sen ne diyorsun gene? Bak, bu kız bebesini kendi eliyle verdi o topraklara. Ablasını da kaybetti. O acıya dayanamadığından kendi canına kıymalara kalktı. Şimdi kendi elinle onu cehenneme yolluyorsun. Ay sen ne zamandan beri toprağı düşünür oldun? Sen beni bırak da dediğimi dinle. Ne yap yap, kızın ölüme gitmesine mani ol. Eğer o acıları yeniden yaşar, aklını kaybederse sen ve ben yanarız Şeref Hanım. Ay, ay! Ne biçim konuşuyorsun sen felaket tellalı gibi? Sen merak etme, onun kocası başında. Birbirlerine sahip çıkarlar. Ece. Sanırım acelem var. Ya işte evet, her zamanki koşturmaca. Eminim öyledir. Neyse, ben de Sedat'la buluşacaktım. Gelmiştir herhalde. Sana iyi akşamlar. İyi akşamlar. Asık olduğuna göre konuştun galiba Çınar'la. Kavga mı ettiniz yoksa? Kızım bir cevap versene. Bütün gün 9 doğurdum evde. Konuşmadık anne. Tabii gerçeği söylesen ortalık karışacak. Sessiz dursan vicdanın el vermeyecek. Ben de bilemedim ki hangisi doğru. Anlatmanın bir manası yok galiba. O neden o? Çınar bana bugün için bütün gün şirketteyim, dışarı çıkamayacağım demişti. Ama şirkete gittiğimde yoktu. Aman kızım, işi çıkmıştır çocuğu. Anne, önceden Yeşim'le planı varmış. Toplantıdan çıkmış, onun yanına gitmiş. Sen de haberin yok diye kızdın, öyle mi? Hayır, neden saklıyor anlamıyorum ki. Ben zaten oraya gideceğim dediğinde bir şey mi söylüyorum ona? İstediği zaman gidiyor zaten. Yavrucuğum, Çınar'ın içinde bir art niyet yok. Biliyorsun sen bunu. Anne, biliyorum da aynı şey değil ki bu. Başka bir şey. Ya Sıtkı ile senin aranda da bir art niyet yok. İnsanlar bazen birbirlerini üzmesinler diye böyle beyaz yalanlar söyleyebiliyor. Anne, bu yaşıma kadar bana yalanın siyah beyazı olmaz diyen sen değil miydin? O da doğru da.
Hayat bazen insana 50'sinden sonra da tecrübe öğretebiliyormuş kızım. Yok canım. Çınar bana yalan söylememiştir zaten. Unutmuştur öyle plan yaptığını. Yoksa söylememezlik etmezdi o bana. Ya sen de yalan söylemezsin çocuğum. Kötülük olsun diye değil. Ağzımızın tadı bozulmasın diye gerçeği söylemediğini düşünelim. Yani Çınar'ınki de o hesap. Mutlaka bildiği bir şey vardır. Sıkma sen canını. Tamam, sıkma. Hadi bakayım. Vallahi Necip Bey, tam ağzınıza layık yapıyorum güveci. Akşama gelmezseniz çok kırılırım, mutlaka bekliyorum. Zahmet etmeyin İkbal Hanım. Hiç keyfim yok benim. Başka sefer inşallah. Aha, hasta mısınız yoksa Necip Bey? Vücudum kırgın biraz. Ben size bir ıhlamur kaynatırım, bir şeyciğiniz kalmaz. Hem Remzi Efendi de geldi öğlenleyin. Şimdi gelmezseniz çok ayıp olur. Mutlaka bekliyoruz. Pekala İkbal Hanım. Akşam görüşürüz. Hoşça kal küçük dostum. Görüşmek üzere demiş. Maşallah. Pek büyüdü seninki. Ama senin gibi anan nereden bulacak ki? Tabii o da sana teselli olmuştur. Anan söyledi. Ürgüp'e gidecekmişsiniz. Yani ben kocanı düşünceli bilirdim ama beni yanılttı bu sefer. Hiç öyle bakma kızım. Ben de bilirim tabii Nazlı'mızın ölüm yıl dönümünü. Ama sen üzülmeyesin diye sesimi çıkartmadım. Şimdi sen oraya gideceksin. O acıları yaşayacaksın. Kusura bakma, buna müsaade edemem. Baba gitmeyi ben istemiyordum zaten. Çınar her şeyi ayarlamış. Hem ne bileyim, o yanımda olursa belki daha kolay olur diye düşündüm. İyi. Git. Memleketin sınırlarına gir. Havasını solu. Sokaklarında dolaş. Eskinin acıları yapışsın gırtlağına. Nefes almak iste, alama. Demeyecektim ama söyleyeyim. Ben gelmeden Nazlı'mızın mezarına gittim. Orayı çiçek bahçesine çevirdim. Ama mahvoldum. Sen de oraya gidip aynı ızdırapları yaşayacağına et duanı buradan yolla. Baba öyle olmaz ki. Hem nereye kadar kaçacağım ben bundan? Nasıl olsa bir gün gelecek gideceğim oraya. Belki o zaman daha zor olur. Hem çok özledim ben memleketimi. Teyzemi de çok özledim. Neyse sen Nalan'ın başında durur musun? Ben bir su içip dururum. Hay bebeğine de teyzene de. Necip Bey, misafiriniz geldi. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Geç öyle. Ne içersin? Ben bir şey almayayım. Hem evden bekliyorlar beni. Çok vaktinizi almayacağım. Peki. Gözün aydın. Kayınpederin gelmiş. Evet. Ben de bir uğrayayım diyordum. Remzi Bey bugün beni sormuş. Tabii tabii. İyi olur. Belli ki bir şeye canın sıkılmış. Pek rahat değilsin. Evet doğru. Açıkçası huzursuzum. Bu yüzden en evvel sizle konuşmak istedim. Seni dinliyorum oğlum.
Dünden beri aklım bayağı karışık. En doğrusu size sormak dedim ve karşınıza geldim. Bana karşı dürüst olacağınıza söz verir misiniz? Hoş geldin. Bir dakika. Yavaş oğlum. Oğlum sen geri mi döndün? Bunu unutmuşum da. Nereye? Görüşürüz. Oğlum nereye? Arkadaşında kalacak. Niye benim haberim yok? Ben tanıyorum yüz arkadaşlarımı. İnsanın en güvendiğinden söz etmek durumunda kalması çok acı. Bunu sana yaşattığım için kendime kahrediyorum. Çok haklısınız. Gün gelip sizinle böyle konuşacağım aklımın ucundan bile geçmezdi. Ama olan oldu işte. Şimdi söyleyin lütfen. Size güvenebilir miyim? Elbette oğlum. Zümrüt Hanım'la boşanma kararınız. Yani böyle ani oluşu biraz aklımı karıştırdı. Neden oğlum? Neden boşandınız değil de bundan sonra ne yapacağınız daha fazla ilgilendiriyor beni. Eğer amacınız annemle bir hayat kurmaksa... Nafile yere kendini bunaltmışsın. Ben vaktiyle bir hata yaptım. Canını sıktım. Bunu bir daha tekrar etmemesi için her şeyimi feda ederim. Ama seni bir daha üzmem. Şimdi içim rahatladı amca. Bunca zaman bana baba diyeceğin günün hayaliyle yaşadım. Ama bana amca demem bile yüreğimi ferahlattı. İsterseniz bize geçelim. Hep beraber yemek yeriz. Geçelim. İnşallah ameliyat çatısı açmaz. Alo Hancıoğlu konağı buyurun. Kızım ben Remzi. Sultan'ı versene bana. Sultan abla evde yok ki. Ne deliğe girdi ki şimdi? Sabahtan beri arayı açmıyor zaten. Trafik kazası geçirdi ya Sultan abla. Kaza mı? Ay sizin haberiniz yok mu? Peki iyi mi şimdi? Vallahi ben de bilmiyorum. Birazdan gideceğim hastaneye öğrenirim. Ama iyi diyorlar yani kolum ne kırılmış. İyi kızım iyi. Ben gene ararım. Hadi geçmiş olsun. Eyvah. Şerefle toprak bunu duyarlarsa yandık. O zaman onları bağlasan da durduramaz. Hoş geldiniz Recep Bey. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk efendim. Alayım efendim ben. İyi akşamlar kızım. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Gözün aydın, baban gelmiş. Öyle, teşekkür ederim. İçeride Remzi Bey, buyurun. Hoş gelmişsiniz Remzi Bey. Hoş bulduk Demir, nasılsın? Çok özledim seni. Hoş geldin, ben montunu alayım seni. Tamam, hoş bulduk. Aa, damat bey, nasılsın? Hoş geldiniz, nasılsınız Remzi Bey inşallah, iyi misiniz? Ya sizi gördüm, daha iyi oldum.
Ya insanın ailesi olması çok güzel bir şey. Yani öyle öksüzler gibi boynu bükük duruyorduk bir kenarda. Atladık geldik buraya. Çok iyi yapmışsınız. Böylesi bizim de içimize siner zaten. Sofra hazır, buyurun geçelim. Ben geçme. Sen şuraya yanıma otur. Buyurun efendim, burası sizin yeriniz. Sağ olun İkbal Hanım. Mürvet, kızım yemekleri getir. Getirdim hanımım. Zahmet etmeyin efendim. Mürvet yapar servisimi. İşler nasıl oldu? İyi anneciğim, yoğunluk gene. Açıkçası başımı kaşıyacak vakit bulamadım. Sen bütün gün şirketteydin herhalde. Evet, evet bütün gün şirketteydim. Sonra da zaten Necip Bey'le buluştum. Mürvet, çiçeklerimizi de getir de soframız şenlensin. Buyur hanımım. Kimden geldi bu çiçekler? Babam getirmiş çocuğum gelirken bana. Ben getirdiydim. Hanımla uzun zaman ayrı kaldık ya, elim boş gitmeyeyim dedim. Huyum kurusun, çok düşünceliyimdir. Ne gerek vardı bütün bunlara? Uzun zamandır birlikte vakit geçirmedik. Ben de kaybettiklerimizi telafi etmeye başlamanın zamanı geldi diye düşündüm. Sen seversin. Çok naziksin. Yani sıradaki sürprizin zamanı geldi. Sen devam et. Belki sek olsun. Nasılsın? Seni çok özledim. Senin dahiyane fikrini uyguluyorum. Görüşmüyoruz. Aynı korkaklar gibi.
Bu da nereden çıktı? Çok yakıştı. Çok güzelmiş ama ne gerek vardı? Senin için az bile. Biliyorum, seni çok kırdım. Çok hırpaladım. Ama inan çok pişmanım. Damat, senin zulanı patlattım. Kokusu bile insanın başını döndürüyor. Keşke içmeseydin Remzi. Ya 40 yılda bir ailemle masaya oturmuşum. Bırak da keyfimce kutlayayım. Kutlama illa içkili olmaz Remzi Bey. Ya korkma Dünür Bey. Herkesin amel defteri kendine. Her ne kadar aynı masada keyif etsek de bütün günahlar bana yazılıyor. Merak etme. La havle ve la kuvvete. Bir rahat durmayacaksın değil mi? Sarma yer miydiniz? Ellerimle yaptım. Sağ olun efendim. Bu ara pek iştahım yok. Ne o damat? Yarın Ürgüp'e gidiyor musunuz ha? Evet. Toprak için iyi olacak inşallah. Sen arasan. Ben kızımla konuştum. Gönlüm kırılmasın diye öyle demiş ama hiç gelesi yok. Baba ben öyle mi dedim sana? Hayatım tamam, istemiyorsan gitmeyiz. Aa yok canım. Ya istemiyor dedim ya, ben onun babasıyım. Ağzı konuşmasa bile onun bakışlarından anlarım ben. Ya ne demezsin. Bak bu sefer yanlış anlamışsın işte. Karışma çocukların işine. Şu taze fasulye tabağını uzatır mısınız Zümrüt Hanım? Zümrüt Hanım ilacınız. Kusura bakmayın, korkutmak istememiştim sizi. Tamam. Buyur patron.
Bak bunu doğru söyledin işte. Patron olan benim ama hala kendi işimi kendim takip etmek zorunda kalıyorum. Saat kaç? Nerede kaldı kurye? Daha kağıtları alamadım ki. Ne demek alamadım? Alamadım işte, sabahtan belli uğraşıyorum. Yok alt kata git, orada değilmiş, muhasebeye bak. Orada yokmuş, geri dön. Vallahi zihnim beynim döndü yeminle ya. Sıtkı, alt tarafı iki tane kağıt alacaksın. Bu kadar beceriksiz olamazsın ya. Bu işler sana kolay Yeşim Hanım. Sen forsundan masaya yumruğu vurdun mu? Değil faturayı, bütün gelmişi geçmişi gözünün önüne sererler. İşte bizim gibi sade vatandaş Sıtkı'ya da bugün git yarın gel çekiyorlar. Yarın o kağıtlar elimde olacak, tamam mı? Yarın sabah. Başka bahane de istemiyorum. Yoksa parayı falan unut sen. Gerizekalı. Endişe edecek bir durum yok. Ama ağrınız artar ya da kanama başlarsa beni arayın. Teşekkürler doktor bey. Çok beklettim değil mi? Mesleğin cilveleri. Ama biraz daha bekletirsen açlıktan öleceğim. Tamam, sen asansörü çağır. Ben dosyayı bırakıp geliyorum. Ben çıkıyorum. Herhangi bir şey var mı? Siz muayenedeyken Yeşim Hanım aradı. Tamam, ararım ben. Cansel. Beni aramışsın. Hastam vardı. Nasılsın? Yok ben aramadım. Bir yanlışlık oldu galiba. Öyle oldu herhalde. Neyse ben seni rahatsız etmeyeyim. Aşk olsun Cansel. Saçmalama, ne rahatsızlığı. Sonra görüşürüz. Hani Yeşim Hanım aramıştı? Aradı Cansel Bey. Bakın, Yeşim Öztürk. Şimdi mi söylüyorsun bunu? Niye işini adam gibi yapmıyorsun? Siz ben ararım deyince... Tamam, kaskı ver hadi. Zengin kalkış oldu ama. Hayır, aceleniz neydi Necip Bey? Tatlınızı yemediniz. Mürvet kahve pişirecek şimdi hem. Tatlıya yerim kalmadı İkbal Hanım. Kahveyi de başka bir zaman içeriz. Bundan bir şey anlamadık. Keşke biraz daha otursaydınız. İlaçlarımı otelde unutmuşum kızım. Saati geçince sıkıntı veriyor üstüne afiyet. Yine bekleriz, yine gelin. Gelirim kızım. Ayağınıza sağlık. Cümleten iyi geceler. Ayakta kalmayın lütfen. Ben geçireyim sizi. Damat, kahve gelinceye kadar bir iki yer tavla atalım seninle. Alayım İkbal. Yok ben tutarım Necip Bey. Giymeyeceğim efendim. Keşke bu saatte gitmeseydiniz. Ben Mürvet'e odanızı hazırlatmıştım. Zahmet etmişsiniz İkbal Hanım. Evli evine, köylü köyüne. Eğer benim yüzümden gidiyorsanız içiniz rahat olsun. Ben o deminki gafınıza kızmadım. Yani o kadının adını demenize. Yok efendim. O maksatla kalkmadım. Ziyadesiyle oturduğum için gitmek istedim. İyi geceler. Thank you.
kahveler hazır hanımım. Soğumasın. Götür götür, ben geliyorum birazdan. Tamam hanım. Ya bir işi de doğru düzgün yapın be. Şu hale bak. Bütün kapaklar açık. Ziyadesiyle oturmuşmuş. Otel odalarında otur işte kuku mavkuşları gibi. Sana öylesi müstahak. Şu hale bak. Her taraf çöp içinde. Ne o? Senin o merhametli ellerin olmasa ben iyileşmezdim gülüm. Ne zaman hasta oldu ki bu adam? Hem Şeref Hanım ona hangi arada baktı? Ama ne güzel çiçekler bunlar. Vallahi oğlum diye söylemiyorum. Çok ince ruhludur Çınar'ım. Aman da pek severmiş karısını. İşi gücü senin yüzünü güldürmek. Bunda bir iş var ya. Dur bakalım. Bir derinden ofladın. Yok hiç. Ağzımdan öyle çıktı. Hayır, kahve salonda soğuyor. Sen buraya kapanıp kalmışsın. Ben Mürvet abla içmeyeceğimi söylemiştim. Biraz Lale ile vakit geçireyim istedim. Yarın gidiyoruz ya, özlerim şimdi. Kızım, bir sıkıntın olmadığına emin misin? Hayır, yemekte de pek bir durgundun, dalgındın. Seni üzen, aklına takılan bir şey varsa çekinmeden gelip bana anlatabilirsin her hususta. Yok. Biraz yoruldum bugün. Bir şeyim yok. Çınar'a mı kızdın yoksa? Ha? Çiçekler yüzünden. Malum ikimiz de çiçekleri Çınar sana yolladı sandık. Meğer annene yollamış babacığın. Benim de haberim yoktu. Müsaadenizle ben Lale'yi yatırayım anneciğim. Sonra ben de yatacağım. Bugün çok erken kalktım. Tabii yavrum, tabii. Güzel kızım. Hani bir sıkıntın olursa hiç çekinmeden gelip bana anlatabilirsin. Hadi bakalım. Bay bay Firuze. İyi geceler. İşte hem ben şerbetliyim kızım. Bana bak Sıtkı, baştan anlaşalım. Ben senin bu aptal cesaretin yüzünden hayatımı tehlikeye atamam, anladın mı? Ben ne diyorsam onu yapacaksın. Yoksa bir türlü bir şey beceremeyeceğiz biz. Ya kurye muruye başına dert çıkarmasın. Getirelim sağ salim kendi elimizle teslim edelim dedik. Gene buldum bahaneyi, kaydım bir tam fırça. Bakalım bir, önce doğru şeyi getirmiş misin? Sen bana bayağı mal muamelesi yapıyorsun ya, neyse. Refakatçi. Güzel mekan yapmışsın yalnız kendine. İkidir eli boş geliyorum, kusura bakma artık. Gelmesen daha memnun olacağım ama mecburen. Yani artık başımıza bir kere bela ettik. Becermişim ha. Vallahi becermişsin, bravo. İyi madem. Hop, nereye? Yorgunluk kahvesi içeydik.
Ay canım benim, yok. Ben şimdi sana paranı yatıracağım. Onunla birlikte istediğin kafeye gider, istediğin şeyi yiyip içersin. Tamam mı tatlım? Hadi bakalım, şimdi kaybol buradan. Hadi git. Bir daha da gelme buraya. Bak ben söylemediğim zaman sakın gelme, tamam mı? Ben bir şey olursa söylerim sana. Tamam ortak, ne azarlıyorsun ya? Görüşürüz. Efendim Zümrüt Hanım. Şermin'ciğim, senden bir ricam var. Tabii efendim, buyurun. Elindeki iş her neyse bırakıp Çınarlara kadar gidip bakabilir misin? Pardon efendim, Çınar Beylere gidip neye bakacağım? Necip Bey orada mı, uğramış mı? Şermin, soru soracağını dediğimi yapar mısın lütfen? Hemen çıkamam ki Zümrüt Hanım. Çınar Berk uyanık. Önce onu uyutayım, ondan sonra gider bakarım efendim. Gideceğin yer 2 dakikalık yer, tamam mı? Yani gerekirse belki de al git. Hadi senden haber bekliyorum. Kapa şunu kadın. Zaten beynim kopuyor. Kopsun, kopsun inşallah. Zıkkım vardı sanki. Koca bir şişeyi bitirdin. Görgüsüzlüğü bırak da kalk hadi kalk. Öyle misafir gibi bütün gün devrilip yatılmaz. Ya ne yapar? Adı üstünde misafir. İş mi yapar? Ya bu uzatma da kalk. Ya kahvaltıya bekliyorlar. Çocuklar birazdan yola çıkacak. Aa kızım, Remzi abine de koy. Kalktı geliyor kahvaltıya. Tamam Şerif Hanım. Uçağınız kaçta kalkıyor oğlum? Kahvaltıdan sonra çıkacağız anneciğim. Anneciğim ya, biraz domates koysana bana. Tabii oğlum. Aman. İnşallah kazasız belasız gider gelirsiniz. Aa, halana uğramayı sakın ihmal etme oğlum. Bilirsin seni çok sever. Hamiyet Hanımlara da bolca selamımızı ilet. Aa, bizim emektar kasaba uğramayı sakın unutma. Dün aradım, sipariş verdim, bekliyor seni. Tamam anneciğim, aleyküm selam. Tamam Şerif'le hayırlı olsun. Ay bu ne kızık böyle? Tövbe estağfurullah. Günaydın babacığım. Günaydın. Bu sabah erkencisin damat. Evet, birazdan çıkacağız ya yolundan. Ha, yani dün boşa konuştuk ha? Yani inadım inat, kolum iki kanat diyorsun yani. Niye, ne oldu ki? Ya ne olsun? Ya dedim, bu kıza iyi gelmez oraları diye. Sen de oyunu bilmez gibi üstüne üstüne gidiyorsun. Hayatım, eğer istemiyorsan gitmeyiz. Çınar, yok öyle bir şey. Yani tamam biraz huzursuzum ama bunca zaman gitmediğim için. Tövbe tövbe. Baba ne oluyor, sen dünden beri gitmeyelim diye her şeyi bahane ettin. Hayır, niye bu kadar karşısın? Ben anlamadım ki. Ya niye karşı olayım? Ya ben senin iyiliğin için söylüyorum. Yoksa bana göre boş. Ay nereden çıktı bu kıza düşkünlüğün? Hangi dağda kurt öldü? Aman ne halet varsa gör. Ama sonra babamız söylediydi dersiniz. E nereye şimdi? Üstüme değiştirmeye gidiyorum. Ne şükür. Bitmeyecek mi benim işler? Bir aşk olsun Mürvet. Kahvaltı bitti. Şimdi mi hazırlıyorsun yumurtaları? Kusura bakma hanımım. Şermin buradaydı da.
Ne işi varmış sabahın köründe burada? Vallahi anladıysam Arap olayım hanımım. Geldi, ne var ne yok dedi. Sonra da pat diye Necip Bey geldi mi, burada mı dedi. Sonra da çekti gitti. Ha, vallahi bildim ben bunu. Ha? Sen ne dedin? Vallahi doğrusu neyse onu söyledim hanımım. İkbal Hanım odasını hazırlattı. Sanırsam Necip Bey gelip burada kalacak dedim. İyi. Beraber aynı arabaya gidelim mi? Olur. Ya üzerinde deli gibi çalıştığım dosyayı unuttum. Aklımı başımdan aldın karıcığım. Arabayı açayım da üşüme. Geç sen. Günaydın. Okan, ne işin var senin burada? Delirdin mi? Evet. Delirdim. Sayende delirdim. Şunu bil ki Reyhan, ben korkak değilim. Sana aşığım. Şerim, seni dinliyorum. Kusura bakmayın Zümrüt Hanım. Çınar Berk uyanmıştı. İlk önce onunla ilgilenmek zorunda kaldım efendim. Tamam, dinliyorum. Çınar Beylere gittim efendim. Her şey normal görünüyordu. Şermin, delirtme beni. Ne öğrendiysen onu söyle. Özür dilerim efendim. Dün akşam evde bir aile yemeği vermişler. Kimler varmış? Evdekilerin hepsi varmış Zümrüt Hanım. Bir de memleketten Toprak Hanım'ın babası gelmiş efendim. Necip Bey de oradaymış. Öyle mi? Anlıyorum. Zümrüt Hanım, bir şey daha var yalnız efendim. Söyle çabuk. Mürvet dedi ki... İkbal Hanım Necip Bey için bir oda hazırlatmış. Anlamadım. Ne odası? Tam bilemiyorum Zümrüt Hanım da... galiba artık Necip Bey orada kalacakmış. İlaçlarınızı getirdim. İyi misiniz? Çık Halime.
Yediyseniz alayım mı hanım? Al, al. Moda evinden kış kataloğu gelecekti bana. Gelmedi mi? Gelmiştir belki hanım ama ben daha bakmadım. Evi zahmet bakıver istersen Mürvet. Tamam hanım. Hemen şunları mutfağa bırakayım. Hemen bakıyorum. Vallahi 10 kilo versem yerim şunu. Şey sıyırdım. Bu işten kurtuldum derken olacak şey mi bu ya? Gelmiş mi? Gelmiş. Ah. Ama kim bilir ne şahane şeyler hazırlamıştır. O ne? Ah, bu da Toprak Hanım'a gelmiş. Ver, ben veririm. Sen işine bak kızım. Tamam hanım. Memleket havası. Bize de iyi gelecek aşkım. Bence iyi olacak bu seyahat. Anne! Anne neredesin? Biz istiyoruz. Tamam, buldum. Hasta, taburcu, eğitim formu. Geçirdiği trafik kazası sonucu hastanemizin acil bölümüne alınan Sıtkı Engin'in tedavisi gerçekleştirilmiş olup çıkış yapmasında bir sakınca bulunmamaktadır. Yapılan müdahale karşılığı Sıtkı Engin adına Toprak Ilgaz'dan yalnızca 675 lira tahsil edilmiştir. Toprak Ilgaz mı? Çocuklar!